Dualipa sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış. Ben bunu duydum ya. Evet, aradın mı? Öyle bir konuya girdim ki sen de acayip bir şey söyledin, yakalandık gibi bir şey oldu yani. Hani ben bunu duydum dedim, orada bırakacaktık. Senin orada o or girişi yapmaman lazım. ben yazdım bunu. Eski eşi, bir önceki sevgilisi ve yeni sevgilisi mi? Ü, üçü anlaşıldılarsa okeyse bu, bu nasıl bir şey abi bir dostça muhabbet edebilirler bence tamam da <laughs> bunlar ne abi bu, bunun vokalisti değil ya bunlar sonuçta <laughs> dansçısı değil, <laughs> değil mi bu? <laughs> bundan orkestra bu artık yani mı? bir şeyler yaşanmış ya şimdi bunlar hepsi aynı ortamda orada. oradaki enerji de çok sıkıntı evet ya bir o, tek kadını hatırlıyorum pause mi orada, orada? A, uh diye bağırıyordu bir tane tamam, de işte, ödül aldı o sahnesi mi hayır o sahne değil Ha, o ödül aldı. En iyi. O, o, değil, o değil, ne o değil. O değil. Coming o değil abi. Soon. O değil. Allah, Allah <laughs> coming soon. Kardeşim. Coming o soon ödül ya. aldı. <gülüyor> <gülüyor> A U Bir daha. Yo bence iyiydi bu. Yok, bu çok kötü kanka. Bu ne ya? Bir daha yapalım mı? Ya yeter. İnandım ama. Şöyle şey yapman lazım. Şu İnandım. İnandım. Mesela sen çalış evde mesela bacağını, üst bacağına falan şaplat böyle. Osman Osman tokadını bilir misin? Ya bilirim. Duydun değil mi? Duydum. Nasıl çalışırlarmış biliyor musun? Hı? Onu özel bir ekip atıyormuş Osmanlı tokadını. Böyle mermere dediğin gibi elini e, vurma suretiyle bütün bu elini nasır yapıp öyle vuruyor. O tokat da buraya atılıyormuş. Bununla mı? Tam üstüne ki o kemik arkadan hani öldürmeye yönelik bir Osmanlı'da dolaymış. Tam suratının ortasına geliyormuş. Eli bir de nasırlı. nasırlı. Vurduğu zaman direkt dağılıyormuş. Vurdu. Böyle bir bilgiyle başlayalım istedim Burkaç'a. Biliyorum ki böyle bir bilgi... Nasıl, Sen de beklemiyordun şey, değil mi? Beklemiyordum evet. <laughs> bir anda böyle yapınca aklıma Bir şey geldi. daha öğrenmiş olduk. Hayatta her şeyi öğreniyoruz. ya, yavaş evet, şey, evet. ilerliyoruz. Evet başlayalım mı abi? Başlayalım. Tarih demişken. Ne var bugün? Vallahi hiç yani bu tarihsel bilgiyi verdim de sonra buradan şey oldu demeyecektim. Yani abi, ben sizin Oraya bir pas atacağım gibi olmadı. E Kamer arkası ve sana bu ekibe çok güvenmem. Bir, bir, oynatmalar Aa, var değil, orada. Biz. Öyle değil ya insanlık Va var. Var olarak... da oynama var mı? Bizim var da. Nasıl? Bizim gurme sporun varında problem var mı sence? Yani bir kere şu, şu normal Süper vardan daha iyi bizimki. Daha iyi çalışır, daha iyi çalışır, değil Tabii mi? Çizgiler daha, iyi. daha net. <gülüyor> 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 Mümkün. Çizgilerde oynama yok. Sıfır oynama. Evet. Başlayalım. Okey. Emrah Sefa Gürkan çok değerli bir tarihçi, çok değerli bir yazar. Evet. hakikaten e, akademik anlamda e, müthiş eserler ortaya koymuş bir isim. Bir e, video çekiyor, YouTube'a da video yapıyor. Okay. Kendi videoları da var. İstersen bir izleyelim abi neler söylemiş. Bir bakalım. Evet. <laughs> Sen onca eser yap. Onca doktoramı, doktoramı yakarım diyor. Fransa yansın umurumda değil diyor. <laughs> yeter ki Fenerbahçe şampiyon olsun. Tarihçi kimyager mimyager işte bozuyor. Değil mi? Bir kimyayı bozar Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe adamın kimyasını bozar, bozar. mı? Bozar. Tarihçi marihçi dinlemez yani. Böyle bir anda her şeyi yırtıp atarsın <laughs> yeter ki diyor. Bayan Bir esver mali var videoda. Bir, bir duraksa mali var soruyla beraber. Ama o hepimizde var. Yani hayatımızda bütün Fenerbahçeler böyle bir net soruyla karşılığında öyle bir es veririz biz? Bir anda şey düşündü, nelerden feragat edebilirim diye düşündü. Direkt söyledi. Her soruyordun. şeyden. Her şeyden derim <laughs> dedi yani gülü Ne diyeceğim ben ne Kariyerimi yani, yakarım. Dedi, kariyerini yaktı adam, yani, neyini yakacak ki adam. Kendini yakacak, en sonunda Şafak Sezer gibi o da filmde <laughs> dök dök diyor ya. Bu, <laughs> Kamil dök. Kamil dök diyor yani. Biz, yani her şeyi yakmış yani. Ve Yakan. yani hakikaten bu Fenerbahçe türbünü birçok türbünde... Aslında Türkiye'de böyle bir durum söz konusu. Yani e, Arjantin'de sınıfsal farklılıklar var. İngiltere'de buna göre takımlar tercih ediliyor. Tribünler üç aşağı beş yukarı benzer insanlardan oluşuyor ama hı hı. örnek vermek gerekirse Fenerbahçe tribününde Emrah Safa Gürkan da kendinden geçiyor. E, çok normal bir öğrenci de kendinden geçiyor. Hı hı. E, başka bir yerde çalışan bir mavi yakalı işçi de kendinden geçebiliyor yani ve sarılabiliyor günün Fark sonunda. Fark etmiyor. O yüzden daha e, böyle bir in, insandan kimse onu beklemiyordu bence. Beklemiyordu, yok hiç beklemiyordu. Her şeyimi yırtarım dedi adam ya. <laughs> daha ne desin adam ya. Emrah Safa Gürkan için şampiyonluk gelsin kardeşim bu sene. <laughs> Birazcık daha zorlasa, Gourmet Spor'da programa çıkacak bizde üçlü Fenerbahçe maçında. <laughs> ha? Evet, Birazcık daha böyle bir şey, şey yapsın. Bırakın Fenerbahçe'yi konuşayım biraz falan olacak. İnanılmaz Bırakın bir şey. Tarihi, boş İçinde boş var. varmış <laughs> demek ki böyle, içini dökmüş yani. Bu anı bekliyormuş. Tarif Bence boş yine, ver yine bir tarihçinin... Bir kez daha tarih yazdığına denk geldiğimiz için evet, biz de burada mutlu <laughs> tebrik evet. ediyoruz kendisini. Devam, <laughs> devam edelim. Sevgiler, saygılar burada. Sevgiler, buradan. saygılar gönderelim devam edelim. Thomas Müller. <laughs> Thomas, Thomas Müller. Ee, şimdi burada Leroy Goretzka ile bir yemek, yemek yiyorlar. yiyorlar. Ee, bir çorba içiyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. İstersen izleyelim sen de bize tercüme edersin diye düşünüyorum herhalde. Biraz Almancan varsa. Bakta çorbası mı içiyor? Bilmiyorum ne çorbası içti ama tercümede bir Bak'ta problem Bakta çorbasını bilir misin? Bakla çorbasını bilirim. Nereden bilirsin? Bir bazen izledik. <gülüyor> <gülüyor> Yapılışını gördük. Bakla mesela. çorbasını bilmeyen var mı? Ben hani Thomas Müller bile içiyor. Ben hani diye girebiliriz mesela programa? Bir şey söyleyeyim mi? Ha? <laughs> Bu tadı için pası gibi ince. Çok. <laughs> o kadar araya yani. Vallahi de. Sağ olsun, teşekkür ederim. Anlayanlar. Müller. Anlayanlar pavlasın. Evet. Evet. <laughs> İzleyelim. Ne? Çe tercüme alalım. Tercüme anlatayım. Bu arkadaşımızın telefonunu tamam mı? Bildiğin Alman tankı geçmiş üzerinden bunu. Bu yere düşmemiş yani anladın mı? Bunu panzer ezmiş. Evet. <laughs> Şimdi sonuçta her yerde her ülkede askeri varken tankta askeriye giderken bunun telefon üstünden geçmiş tamam mı? Goretzka da kafa yapıyor yani telefon durumu diyor. O diyor ki yani çalışıyor diyor kulağıma dedi. Adım diyor batarya biraz ısıtısı ısı veriyor diyor kulağıma diyor. Baba bu telefon neymiş böyle ya? Yani şimdi Thomas Müller bu telefonu bu hale yeni getirmiş olabilir. Yani o anda getirmiş olabilir. Çünkü kullanılmaz halde gibi görünüyor. Yani bu kadar da tasarruf düşünecek bir durumda değil diye düşünüyorum Thomas Müller için. Bu kadar işler kötü değildir herhalde Thomas Müller'de. Abi işler kötü olabilir. <laughs> Şu an her şey zor yani. O zaman ben de artık yani ben Ben de şey yok hani. Almanya'da doğdum biliyorum. Ben zaten hani çok zengin bir ailenin hı hı. yani zengin fakir ailenin bir evladıyım. İşçi bir anne baba vardı. Çok şükür ama yemeğimizi yiyebiliyor. Bir tas çorbamız içebiliyor. bir sıkıntı yok. Ben de işte şey yapıyordum hani telefon falan böyle yenisini alamıyorum. Dedim herhalde göstermeyeyim bir kap taktım arkasına. Benim ama ufak anladım ya yani burası çatladı. Onun komple arka tarafı yok Gitmiş baba yani ben yine okuyayım Ben bu kabı niye takıyorum şimdilik mesela? Beni de kurtardı. Vallahi ilk rahat defa rahat sen gördün mü? Ben görmemiştim. İlk defa kimseye göstermedim. Hani şey algısı oluyor abi insanlar. Ya futbolcu ya telefon alayım mı efendim? Abi olabiliyor. Çocuk çoluk oluyor. Okul oluyor. Bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor hayatta. Zorluyor yani. Ben bir de çok büyük paralarda kazanmadım. Şükür yine kazandım da öyle yani... İşte ne bileyim. Yok, kariyer ölçüsünde yani paramın ne bileyim yüzde %10'unu seçilerece ne verecek kadar kazanmadım ben seçil anladım. Erzan. Neyse hangi Erzansa işte. Ben ne dedim? Ercan dedi. Ercan mı? He. Seçilersen. Ya Ercan Erzan olabilir tabii öyle şeyler. Sa sahtekarlığa gelince o yüzden şaşırdım. <laughs> İsim benzerliği. Olabiliyor bazen. Olabiliyor bazen. bazen böyle. Yani öyle bir param yok benim anladın mı? Yani bana Thomas Miller bunun için yapmıştır. Abi bak şimdi. Bazen böyle çok katı kurallı alta, şey Almanlar var. Tamam mı? Ve, ve buna çok hayran, Çok disiplinli adamlardır. Ama böyle boşa da para mesela bu adamın bir ton parası vardır. Tamam mı? Evet. Ama sen bu adamdan mesela bu adam bir kuruşunu kaptırmaz mesela. Hmm. Tamam mı? Bu da o disiplin yani, telefonu var, çalışıyor mu, çalışıyor yani Okey mı? bitti. Okey yani. Var, var böyle gerçekten. Anla sen belki evet. anlam veremiyorsun. Adam mesela aylık şey e, sen söyle aylık kazancı belki 250 bin Euro'dur tamam mı? Evet. Önemli değil bu. Ben bana desen ki e, bunu kimi yani böyle bir profilde bir oyuncu çizsen kim olduğunu söylemesen Thomas Müller derim. Thomas Müller böyle davranır derim yani. Evet. Ya yani ben çok hiç şaşırmadım Thomas Futbol Müller. Futbol da mi? böyle anladın mı o adamı? Bu bu adam böyle bir adam yani. Ya düşünsene ben Fenerbahçe'ye yeni geldim. Bende paran hiç kıymeti yok anladın mı? Para benim için sadece işte şey ne diyorlar ona? Gereç. Gereç yani, yani. Geç, geç, yani. ne yapacağım daha şık bir mezarda mı yani ne fark ediyor ki? uyuyacağım anladım evet, yani fark, fark etmez yani sonuçta ölüm hiksini attıktan sonra mezarın hangi toprakla yok. şey yaptığını yok bana yani özel bir ülkeden bir toprak getirtmeyeceğiz yani önemi yok Önemi <laughs> yok ee, o yüzden şey e, ben Fenerbahçe'ye mesela geldim işte rüştü abi efendim tabii heyecanlıyım böyle bir de çok niyetliyimdir. yani bu hayatta ne var ise ben her şeyimi vermişimdir arkadaşlarıma bir şey al, alabildik mi alamadık onun için vermedik evet. ama ya ben mesela Rüştü abi PlayStation hatırlı, aldım hatırlıyor mesela. Yani düşünsene nasıl bir şey bu yani neyin şekli şemali anladın mı yani? Değil Adam mi? dünyalar yani İstanbul'un yarısı Rüştü abinin. Yani o alması gerekene ben onu alıyordum yani. Biraz bazı, bazı şeyleri tersten yaşıyorduk. Olabilir şey, yaş ya? 40'a gelince falan Sen anlıyorsun. De, Keşke mi? Rüştü abi o zaman ben almasaydım o da o oluyor ama <laughs> sağlık olsun helal hoş olsun. Ben Şaka yani. yapıyorum burada espri. Bu da böyle bir rahatlık var ama bunun telefonu çok yani bu artık Ceyran Meran çapacak bunu kullanan. Hayır kulağına, kulağına zarar verir yani. O Ondan evet, yani. Acilen değiştir kardeşim. Demek Kalıp ki böyle onu. çok telefon telefon umurunda değil bunun. Konuşmak Zaten için. Zaten telefonu takılıyor. ters koymuş oraya. He, onu da gösteriyor hiç umur O Umurunda değil bunun. Yani. Goreska da kafa yapıyor. Kafa yapıyor. Evet. inanmaz ya. Çok hayranlıkla izlediğim bir karakter. Tabii canım, Gerçekten örnek alınacak bir karakter. Yani. Öyle. Bu yaşta hala tam performans oynuyor. Hı, -hı. Devam edelim. O şeyi dedim ya. Er 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 Erzan mı? Evet. Erzan muhabbetinde çok Zaten o beni ilgilendirmeyen bir konu. Ee, ya avukatımla başka bir şey konuşuyordum. Avukatım <laughs> bana yazmış. Sen de seçili e bir şey e kaptır. Dedim ben ne kaptıracağım? Benim hiçbir şeyim yok ki. Gurur duyardık. Bu, burada belki iki tane kamera kamera var dedim burada. Fazladan onu versem iki, üstünde Sonra dört, düşün, dört tane. E yani kaptıracak seviyede keşke öyle bir şey olsaydı <laughs> diye düşünüyorsun. Bilmiyorum <değil> <laughs> abi yani anladın mı? Yani kriminal bir vaka tabi. Tabi kesinlikle. kesinlikle. Artık Bizim yargıya, yargıya ya. intikal eden bir konu. Ee, ya bir yandan bir yandan tabi okulda ekonomi okudum yani o birazcık tabi olayın detayını gördüğüm anda zaten bu nasıl olabilir direkt kafamda benim canlandı. Oldu, bana mi? öyle bir teklif geldi lan derdim yani hani <laughs> o gelen teklife yani öyle bir şey olamaz ya, derdim. Demek ki neler neler var <laughs> bu hayatta yani. i̇şte bazen işte öyle durumlar olabiliyor. Geçtik. Felipe Luis. Sol bek oyuncusu. Brezilyalı. Bir kardeşimiz. Tanıyor mu kendisini? Ee, yani öyle bir açıklama yaptı ki abi. Ben şok oldum ya. Hakikaten algılayamadım yani. <laughs> nasıl bir şey ya? Abi diyor ki. Merak ettim. En büyük pişmanlığım dimar'ya karşı oldu. Onu nasıl durduracağımı öğrenmek için Agüero bana Hı -hı. karısı hakkında konuş kaybolur dedi. Ben de maçta öyle yaptım ve o çok üzüldü. Bütün maç boyunca onu yendim. Eve döndüm ve o kadar çok pişman oldum ki Dimarja özür dilerim sen nasıl karaktersiz bir adam mısın be kardeşim? Hangisi? Agüero da Filipe Luiz de. Yani burada hangisi en, en karaktersiz? Agüero. Mi? Bence Felipe Luiz. Agüero böyle bir şey söylemiş. Makara yani Agüero'nun ki yaptığı çok kötü bir şey kabul ediyorum ama <laughs> abi yapma adama nasıl yaptın ya? Şimdi Felipe Luiz Brezilyalı. Evet. Agüero Arjantinli. Di Maria Arjantinli. Abi bu nasıl bir Arjantinli bu ikisi? <laughs> bu mi? ne? Kendilerine Brezi kumpas kurmuş yani. Brezilya'ya koz vermişler. Yani bence yani bir de şey, burada ne söylediği önemli yani. Mesela Aguero'yla konuştum, işte senin karın bir akşam bize yemek hazırlasa, biz de gelsek yemek yesek mi dedi, ne dedi mesela? Tabi orada ne söylediği önemli. Ne söyledi önemli? Oyundan düştüğü kadar bir şey söylediyse... Oyundan düştüyse, çok üzüldüyse demek ki her bir şey söyledi yani. Yani burada büyük, bence büyük karaktersizliği yapan Agüero Sen birinci sorumlu Agüero mu diyorsun? Tabi. Çünkü sırrını da satıyor. E, bu Arkadaşının satıyor. sırrını da satıyor. Bu bayrağını satmış evet. ya. Bu bayrak <laughs> <laughs> evet. Bu birader bayrağı Sen düşse milli takım arkadaşımı satıyorsam bayrağını satmış gibi bir şey oluyor yani evet. ben, ben milli takım evet. arkadaşımı satarım. Sırrımı söylemişim. Ya yani, milli takımda en sevmediğim arkadaşım da olsa satmam Sen yani. Sen Agüero'sun ben Dimaria'yım. Ben sana bir sır vermişim, değil mi? Evet. Bir sırrımı vermişim. Sen bunu biliyorsun. Çok insider bir şey biliyorsun. He. O ona gidiyor Filipe Luiz'e söylüyor. Onu sahada yenmek için. İnanılmaz bir olay ya bu. Vallahi billahi yazık. Bu inanılmaz bir bu olay yani. Zaten yani seviyordum düşün... Dimaria'yı. Şimdi He? var ya daha çok seviyorum. Dimaria'yı zaten seviyorum. Dimaria Dim adamdır. Bence ben, ben size söylüyorum her zaman Fenerbahçe forması yakıştırmışımdır ben. Mesela Agüero hiç o formaya yakıştıramadım. Değil mi? Hiç Ag oturmadı kafanda. Agüero'da mesela Agüero'ya kafamla canlı hayal kurarsın ya. mesela bir oyuncu falan. Tabii. Agüero'da işte mesela Sarı Lacivert ya bizim o. Sarı mesela o tutturuyorum Olabilir. sarıyı, o lacivert mesela başka bir renk falan Yanına oluyor. gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Başka bir şey oluyor, kırmızı oluyor, bir şey Değişiyor oluyor. Renkler. Değişiyor renk. Değişiyor <laughs> renkten, anladın mı? O yüzden sevmiyorum ben bu adamı yani. Biz de mağaracızlar. Yani. Ben de mağaracıyım abi. Mağara bence ölümüne kadar fenerli kardeşim. Filipeli yani. üzere yazıklar olsun. Agüero'da inşallah. Yengemize de buradan sevgiler. Sevgiler, saygılar iletelim. Bizim. Her zaman devam bizim Biliyorsun. Tabii. Önemli. Yengeler önemli. Ceremi Doku. Senin Evladın evladı. Senin torun mu oluyor Jeremy Dokun? Jeremy Dokun evet. Kompany ko ko senin o evlat. E e company... ben yetiştirdim. Company Dokuyu company... yetiştirdi. Senin torun. Yok Company'nin arasında bir kardeşi var Lukaku. Bu Lukaku'nun kardeşi. Yok şöyle. Şimdi sen sen Company'nin şimdi evladın. Ben Company'yi tanırım. Senin evlat Company. Evet. Tarafından. Bu da onun evladı. O da senin de torunun oluyor. Benim torunum bu benim. Doku senin torunun. Evet. Tamam güzel. Bunu zaten benzetiyorlar bana. Sen mi? Senle bir akrabalığın var mı diyor tarz olarak. Evet. Bu da böyle birebir seviyor. Birebir en sevdiğim. Bire bir Yakaladım seviyorum. mahvetmem. Demiş ki Doku <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. <laughs> Benim için İngiltere'de kendinizi kanıtlamadıysanız hala ortalama bir oyuncusunuz. Bunun ne istinaden söylüyor? Soru şu Messi mi Ronaldo mu? Yani Messi ortalama bir oyuncu diyor Jeremy Doku. Evet bu bence talihsiz olmuş. Ama genç zaten şimdi bu yaşta bu kardeşimiz hata yapmazsa sonrasında yaptığı hataları toparlayamayız. Burada yapsın ki biz toparlayalım. Burada serbest şu an free. İyi de oynuyor. Şu an istediğini Ama kompanyanın bir ayar vermesi lazım. Dokuyor. Ve oyuncu dokunuş yapar. Evet. O telefonu zaten çakmıştır orada. Saçmalama biraz. Yani ya. biraz alakası yok. Yani İngiltere Premier Lig çok zor. Biraz da kendini dövüyor aslında burada. Ama kendi daha kanıtlamadı. Yok kendi için söylemiyor zaten ha. bunu. E, şimdi Premier Lig'de ben buradayım ya, artık ben oynuyorum. Ben buradayım, diyor. ben buraları tamam oynuyorum. Ama o, o da bir kendini katlasın orada bir görelim. O tamam. da bir alsın kupayı, mupayı. kupayı. Yani ya şey o arkadaşların almadığı kupa kalmadı yani. Dün bir, bugün iki. <laughs> evet, o yüzden birazcık Zaten frene kendini kıyaslamıyor. Lazım. Burada Biraz Messi Ronaldo'yla. Yok yok, şey diyor. Anladım ben onun demek istediğini anladım. Ama yani şöyle Messi mi Ronaldo sorusu, tamam mı? Tercih meselesi. Tabii. Ama tabii ki en büyüğü Messi. Ben Ronaldocuyum ama. Ben daha çok seviyorum diyorsun. Evet yani ama Messi başka yani. bir şey ha Messi. Ben de daha çok seviyorum Ronaldo. Ya yani ama Ronaldo sevmek... daha iyi o büyük olup yani diyorum ya? Yani. yani. Anladın mı onu bir şey değiştiremezsin. O adam bu iş için yaratılmış abi bitmiş yani. Onun üstü yok. Gelir mi? Gelebilir. Tartışılır bir haldeydi. Dünya Kupası'ndan sonra öyle bir şey kalmadı. Şimdi zaten. abi şimdi futbol hepimiz oynadık. Benim evet. dönemde futbol var. Benden önceki dönem futbol. Futbol hep bir yerlerde bir noktada oynuyordu. Şu üstte yazan iki arkadaş futbolu başka bir yere getirdi. Jeremy Doku da tamam mı? Oraya getirirse ve işte Olara Haaland, yaklaşırsa, malat yaklaşırsa o zaman yani onları konuşmaya ha başlarız. Şu ha an Haaland'ın da çok uzandı doku. Dur bakalım yani daha bir sürü Tabii tabii olarak. tabii. Yani ben Haaland için şey evet, dedim tabii, hani. Tabii. O da oraya oynarsa evet. ki oynayacak gibi evet. gözüküyor. Ondan sonra or onların nesli, nesli gelecek. başlayacak. 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 Evet. güzel olan şey bu. Bizi futbolun içinde tutan olaylar bu yani. Yüzde yüz öyle. Doku da orada tutmasını tavsiye ederim. Çünkü benim çok beğendiğim oyuncu. Ve çok genç yaşta da bir yerlere tavsiye ettim. Ama tabii ki yine. Cevap cevabımızı aldık ya cevabımızı. Olumsuz bir Biz anlamadım. bu işten anlamadığımız, Boş ver. bilinmediğimiz, o sağlıkımız. sağlık olsun. Sağlık olsun. Geçelim. Sen bizim, şimdi birini bizim, izleteceğim. Bizim koklayacağımız güller hep başkaları kokluyor ya. Ben de buna yanılıyorum. Elbet bizim de çiçeklerimiz bir gün açar. Ha. İnşallah açar kardeşim. Ee, birini izleteceğim sana. Bakalım tahmin edebilecek misin? O ne? Babama benziyor lan. Kim bu? Kim sence bu? Bu kim biliyor musun? Hehe. Bebeto'nun takım arkadaşı bu. Romario. Kral. <laughs> Romario büyük kral. Bir şey söyleyeceğim, ne kadar değişmiş ya. Ama tarz aynı. Tarz değişti mi abi Romario'nun? Golcülük Çocuk, değişmiyor ço işte. Çocukluğumun kahramanı ya. Büyük, çok büyük oyuncu ya. Ya Bebeto ile çok çok şey abi ya. ya bu, bu yok. Bu zaten bunun klasik golü ya. İmza vuruşu. Hep atıyordu bu. Bak önce kaldırıyor topu. Tabii. Şu tabi, vuruşa sonra bak abi. Şu vuruşa bak. Abi zaten bunun olayı pis burun. Ve dünyada onu fazla veriyor. En iyi, en iyi yapan, pis en iyi kullanan oyuncuydu zaten. Onunla meşhurdu. Sonra Bavaroaldo yaptı onu. Bavaroaldo bu bu çok farklı. aldı bize dünya kupasında yaptı. Keşke yapmasaydı. Kaç yaşında bu Romario sence? Şu değil an mi? kaç yaşında? Bu mu? Bu 50'nin üstündedir. Değil mi? Bakacağım şu an. Çok merak <laughs> ettim Romario'nun yaşına. 58 mi? Yani son dönemdeki bir video bu. Büyük attım da o civarlarda olsun. Son dönemdeki bir videosu bu. Tamam. Ee, kaç yaşında bu hareketleri yapıyor? Çok çok şu an bu son dönemde canım yani. Belli bu, ki on, öyle. On, on Yeni düştü o değil çünkü. Bu. Değil değil. Şu an kaç yaşında? Hemen bakıyorum. Ba, wow, bu hareket neymiş böyle ya? Bu neymiş abi? Abi Romario 66 doğumlu. Ee, 70 olsa 53 yap 50, 60 yaşında 50 60'a yakın işte. 58 60. Ben 58 tahmin ettim. Kendi çocukluğumu falan hesapladım bir şeyler oldu 58. orada hesap mesap yani karıştı. Yani, yani 57 ocağı var 7, e, 2024'e 58 yani. Ocak İnanılmaz. Ben sana söyleyeyim mi? Bir kere daha yaşlı duruyor. Evet. 70'i zorluyor yani. Ama 58'inde de böyle hareketleri yapıyorsan neymiş ya? Bu acayip bir şey ya vallahi billahi. Peki bu mu Baba Ronaldo mu? Baba Ronaldo değil mi? Baba Ronaldo. Baba... Ama ondan sonra bu. <laughs> dersin yani. Ben Ronaldo Ronaldinho da var ya. Yok arada. yok sen 9 numara için. 9, 9 numara, numara. evet <laughs> bu olabilir. Bence bu Ronaldo sonra ama zaten Ronaldinho da şimdi Ronaldinho ben hayranlıkla izliyordum. Ee, o da benim yaşıtım ama yani Ronaldinho bile, baba Ronaldinho diyor. Neymar bile, şey baba Ronaldo diyor, şey diyor, e, fenomen Ronaldo diyor Neymar'a soruyorsun tabii. falan. Ben başka bir şey Başka bir şeydi başka yani bir o şey. adam yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Futbolu bambaşka yere getirecek adam bence oydu. O sakatlı olması, o dizi. Ay, bir bir, de, de, kendine, bir, bir de, de, de önüme düşüyor o dizi var ya. Dişi, of. Bir de kendine A baksa demek neler yapacak yani. Abi o var ya. inanılmaz bir oyuncu. Bir şey söyleyeyim mi? Yani onun... PSV'deki maçları falan önümü düşüyor. Barcelona'ya hiç geçmiyorum yani. Orada PSV'de geçmiyor diye atletik. Böyle İnanılmaz bir şey. Bu ne herkes sıraya düşüyor. Ve Makine edin. gibi adam ya. Ve o dönem yani. Messi Ronaldo karışımı bir şeydi ya. <laughs> İkisi birinden kuvvet birinden yetenek almış Her şey yani. bu yapıyordu zaten. Aynen. Şu an yapılan her şey bu yapıyordu, Yapmıyordu. 20 sene evvel. Yani. Kesinlikle. İnanılmaz bir adam. Geçtik. Ya kendine bakmıyoruz falan böyle artık birazcık vücut şekli değişmeye başladı. Halde dünya kupasında golker oldu işte bizi. 100 kiloyla. Ne düşünüyorsun? Golker oldu yani o haliyle yani düşün artık kapasiteyi düşün yani. Evet, Aston Villa Premier Lig'de çok önemli işler yapıyorlar. Unai Emery'nin takımı önce City'yi sonra Arsenal'ı mağlup ettiler ligde. Hakikaten çok farklı bir seviyeye çektiler. Premier Lig'i özellikle Unai Emery bence çok iyi iş çıkartıyor. Ee, biliyorsun bir de Dua Lipa sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşmış. Ben bunu demiş. duydum ya. Evet, aradın mı? Öyle bir konuya girdim ki sen de acayip bir şey söyledin yakalandık gibi bir şey oldu yani. Hani ben bunu duydum dedim orada bırakacaktık. Senin orada o or giriş yapmaman lazım. <laughs> ben yazdım bunu. Ne yazdın abi? Ö numaradan yazmadım. Evet. Instagram'da yazdım. Evet. E, Hanımefendi dedim sizinle ilgili böyle bir şey paylaşılmış. Hani bilginiz olsun diye. Yine tamamen inayet. Yani sağda sola dönüyor. Dönüyor. Bilginiz olsun ya. Yani. Belki eklenmişindir. Yani, yani şu şey eline düşer. Şeyde çok oluyordu bu Torreira'da. Evet. Torreira mesela seni sevmiyorduydu. Karşıdan şey, yani cevap gelince diyordu. İşte karşıdan cevap verince ben yazdım diyordu. Torreira mesela sosyal medyayı çok o, o konuda çok hı. iyi kullanıyor. Hı hı. Burada bir şey olsun diye bize insanlık şey namına, olsun. Namına. Alipay'a bir mesaj atayım. E olur abi yani sonuçta Tabii, insan birisi eklemiş olur. Yanlışlıkla bir şey olmuş olabilir. Mesela senin yanlışlıkla hiç mesela ne bileyim o falan başkasına attın olmadı mı? Benim çok olmuştu mesela. Havada yakalamak istiyorum yakalayamıyorum. Yakalayamıyoruz. Bu da öyle bir şey olabilir. Demişken ki Aston Villa Dua numarasını görünce. Hı, -hı. Park'ta üst üste 15 Premier League maçı kazandık. Haberiniz olsun hani bir gün gelmek isterseniz gibi bir şey algıladım ben buradan. Ya da admin yürüyor Dua açık açık yani. <laughs> öyle bir o şey de olabilir. Yani. <laughs> Sadece sağ içinde maçı kazanmıyor bunlar sağ dışında da. Zanyolu <laughs> atmış olabilir mi mesela? Zanyolu şeyi mi? Dua ya. Yani zaten bence Zaniola şu an Aston Villa'da adminlik yapsa sosyal medyada daha çok iş yapar yani. Biraz ağır mı oldu acaba ben? Bilmiyorum öyle konuştum ama. Hem baktım da sıfır gol hiçbir şey yapmıyor. <laughs> attı yok. ilk golünü konferans liginde tamam, attı. Tamam o zaman tamam başkasıdır o zaman. Değildir kendisi değildir. Çünkü de. öbür türlü Hı. sosyal medya en azından o işlerle uğraşsa kulüpte daha çok işe yarar diye düşünüyorum yani belki. O olabilir. Peki. Seviyor o da bu hayatı. Peki. Geçelim mi? <gülüyor> Geçelim. <gülüyor> Dua Lipa'da... <laughs> e zaten Dua Lipa, bu, 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 şeyin kapağı belli. Bu bölümün. Dua ben mi? Dua mesaj attım. Aha. Evet. Be, yani mesaj atan ben miyim? Sensin. Attım dedin çünkü. Abi Aston Villa attı. Ben ne attım? Yani sen de attım dedin. Tamam ama benimki adam. burada programı konuşmuyoruz ki. Bununki konuşuluyor. Ama sen bunu... ama sen şimdi söyledin bunu. <laughs> Söylemedim mi abi? Ben başka bir ilde yok. şimdi. <laughs> yani ya. Ondan sonra da ben niye banyom? Yok işte Barbie. <laughs> i̇şte belki mi? yemezsin bu sefer be. Vallahi de. Abi bir deneyelim. Ne tamam deneyelim bakalım. Abi Zeynep bastık. Hı, Hı. Dinliyor musun kendisini? Yani çok hastası değilim ya. Ben de çok fanı. eden evet, bir taneden daha Bir, bari bir iki şarkısını dinleseydik ya. Şarkısı yok hepsi cover. Ha. Ben şarkısını hatırlamıyorum kendisinin. Bir tane varsa vardır. genelde cover'la. Anladım. ilerliyor. Ama bu da bir alan ve bunu işinde iyi yapıyor bence. İşinde de gayet iyi. Ya ee, zaten bu biraz şeyi getirdi. Şey bu ne o, o koltukta oturup söylüyorlar ya? Akustik, akustik evet, o, falan. Zaten bu koltuğa benzer bir koltukta başladı yani yap söylemeye. Daha evet. önce back vokallik yapıyordu. Ee, ve YouTube'da çok tutan videolardan sonra tabii bir okan bir etmez bizim için ama. Wow, Okan kardeşimiz yani. Okan, Okan Çok aynen. seviyoruz kendisini. Evet buradan ona sen söyleyeyim. Yani Okan mı Zeynep bastık mı dersen bence orada Okan basar. Bence de öyle. E, Ankette öndedir yani. Evet. evet. Ee, açıklamayı dinleyelim mi? Yani ben hani gördüğümde bir önden bir şey söylemek istemiyorum. Çok merak ettim konuyu. Tamam. Bilmiyorsun görmedin daha Hiçbir şey bilmiyorum. Peki. Ben kim olduğunu şu an mesela tanıyamadım bu resimden. <laughs> i̇sim söyleyince. Mesela ben sokakta görsem tanımam. Şeyi. Bu, Aslan. Şey kötü anlamda söylemiyorum bunu yani. yani. Olabilir canım. Şey değil yani. Ben, Peki. Sesim hazır Sesim mısın? Hazır, hazır, hazır mı? Olmaz. Teşekkür ederim. Son olarak Tolga Bey'de sanırım içerideydiniz. Bak bak bak. <laughs> ha, bak yandan Onu böyle geldi. Evet. E harika. Biz beraber çalışıyoruz zaten. Kendisi de <laughs> menajerim ve yapımcım ve çok iyi arkadaşım. Hep birlikte bütün ekip olarak İçeride çok eğleniyoruz. Ali Can Bey bu konu hakkında... Ay böyle şeyler mi var artık? 2024'de girdik sen hala diyorsun ki... Daha henüz girmedik yine. Ay yani böyle şeyler kalmadı. Tamam. En azından bizde yok. Herkes çok tatlı. Son olarak bir Herkes çok iyi olarak. anlaşıyor. Evet abi şimdi. Konu ne? Konu şu. Hanımefendi, Bu 2024'e girmiş biz girmedik mi konuya? Yani? Yok konu o değil ben anlatayım sana konuyu. Yani. O 2024'de nasıl girdi bu? Nerede ki bu? Yani gir, yani 2024'de giriyoruz artık bunları geçelim manasında Vallahi söylüyor da bilemeyiz. Konu konuşuyor ama konuyu bilemeyiz. bir öğrenelim. Belki nasip olmayacak girmek. Tabii bir konuyu öğrenelim ama onu açıklayalım. Öğrenelim. Tamam. Neymiş konu? Abi, şimdi Zeynep Hanım'ın eski eşi Hı -hı. ile şu anki sevgilisi aynı partide e, beraberce bir arkadaş e, ortamında eğleniyorlarmış. Soru da bu. Süper. Soru şu hı. hani sorun oluyor mu olmuyor mu? Tabii magazincilerde de onu merak ediyor hı, haliyle. Onların da işi bu. Ee, tabii soracaklar hı. sormaları gayet. Ama. O da diyor ki 2024'e giriyoruz yani böyle bir durum söz konusu nasıl olabilir diye. Yani nasıl bunu normal karşılayamıyoruz ki artık biz hı. diyor. Ee, yani normal karşılayamayanların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Hani öyle ifade edeyim bu durumu. Ne istiyor mesela? şimdi Ne istediyor lan? Kimin? Bu arkadaşın. Hı hı. Ne istiyor mesela? O diyor ki benim bir sevgilim var şu anda. Hı -hı. O eski eşim olabilir ama aynı zamanda iş de yapıyoruz onunla. Çok da ondan. güzel eğleniyoruz diyor. İş de yapıyoruz çok da konu güzel eğleniyoruz. Konu ben konuyu almadım. Yani 2020 2024 yani dil olsa <laughs> bence çok şey bir konu yani anladın mı? yani hangi yılı gösterirse göstersin <laughs> takvim yaprakları takvim yaprakları o iş öyle değil yani. O iş öyle değil değil mi? Evet burada farklı bir iş var. Bilmiyoruz tabii. Kopamamış bu eski eşinden. Eski eşine çalışıyor mu? Menajeri aynı zamanda. Menajerinde tamam orada bir dostluk var. Yenisi de bu. Biraz Avrupa'yı yapmış. Çok Avrupa'yı da çok... böyle mi? Avrupa'da da mı böyle mi? Abi ne bileyim geçen bir resim gördüm. Adam dört tane iki akıymış arkasından geliyorlar yani. Şimdi bilemem ki ne oldu. Herkesin farklı. Benim için değil. Hiç Benim için de değil abi. Yani, Şimdi hani. Şöyle abi. İşin içinde çocuk olduğunda eski eşinle tabii, bir şekilde zorundasın. diyalog zorundasın. Şeysin. Mesela kötü şeyler yaşayanlar da var. Yani bu çocuk olayını çok kötü kullanabilirler. Mev Mevlüt Mevlüt Erdinç'in şeyini evet, haberini okudum abi, mesela. Çok gördüm. çok üzüldüm ben mesela. Bu, bu 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 tarz insancılca bir şey değil. Bunun parayla şunla alakası. alakası yok. Bak. Şöyle bir şey olabilir. Futbolcu parası varken senin için iyi olabilir. Senin için bir araç olabilir. Hı -hı. Sen bu aracı kullanabilirsin. Ama şunu söyleyeyim. Herkes için geçerli bu. Cinsiyet önemli değil. İşin içinde çocuğu kullanmayın abi. Çocuğun evet. bir günahı yok. O ço çocuğu Zorla dünyaya kimse getirtmedi aynen yani. Öyle. Kimseye de şey yapmadınız anladın mı ya? Bir ailesi olmak zorunda yani. Yani bir çocuğu, bir çocuğu sen bu şekilde yönlendiremezsin. Bak çok bu çok kötü bir şey. O bence insan olmayan türlerden. Maalesef ki öyle. Öyle insanlar da var. Bu arkadaşımız ikisinde de eğleniyorsa, şey o zaman hemen bir soru sorayım. Eski eşi Yeni ne çalışıyor? Yeni sevgilisi. Bu yeni sevgilisinden aynen üçüncü gelirse üçlü mü olacak? Onu çok merak ediyorum. 3 part... ayrıldı ayrıldı parti, Üçlü parti olacak mı, olmayacak mı? <laughs> dostça ayrıldı diyelim. Fark etmez abi, ben başka bir şey soruyorum. Bence arkadaş olabilirler. Tamam, o zaman eski eşi bir önceki sevgilisi ve yeni sevgilisi mi? Evet. Ü, üçü anlaşıldılarsa, okeyse. Bu, bu nasıl bir şey abi Dostça muhabbet edebilirler bence. Tamam da <laughs> Bunlar ne abi? Bu, bunun vokalisti değil ya bunlar. Sonuçta işte... <laughs> dansçısı değil, değil mi? Bu <laughs> <laughs> Sonra sonuçta işte... orkestra mı? Yuh artık yani anladın mı? Bir şeyler yaşanmış ya. Şimdi bunlar hepsi aynı ortamda orada. Oradaki enerji de çok sıkıntı. Evet. İşte biz algılayamıyoruz. Neyse geçelim. Yani geçelim mi? bence komple geçelim. Geçtik, Benim şu an kavgalar sayısı başka yerlere git yani. boş ver geç gitmesin. Sen anladın değil Anladım, mi? Anladım geçelim abi. İstemiyorum oraya gitmesini İ gitmesin yani. Abi, geçelim, geçelim. Gitmesin abi geçelim. Geçelim. İstanbul için son çare. Niye ne oluyor ki? Evet. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne yapacağız oğlum? gidiyorsun mu? <laughs> İstanbul'a değil miyiz biz zaten? <laughs> biz Angili'deyiz. Ee, film olan. Evet. Sen izledin. Ben, ben de izlemez ol, olsaydım keşke. Ama tabii çok konuşulan bir sahnesi var filmin. Ben hiçbir şeyini konuşmuyorum bu filmin. Hayatımdan benim bu film bir buçuk saatimi çaldı. Ben bu filmde bütün oyunculara ve film yapıcıları geri, geri versinler diyorum bir buçuk saatimi. Ver ben bunu hak ama. etmiyorum. Versinler abi. Ama saat geçti artık. Zaman işledi. Ben, benim Mesela ben o zamanımı çok farklı şeyde şey kullanabilirdim. Burada sevdiklerimizle ne bileyim canlı yayın açardım, Öyle. bir şey yapardım. Bu neymiş abi ya? Böyle bir film var Tabii abi. Tabii spoiler vermeyelim, Tabii izlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Ya izlemesinler evet. ne spoilerı ya? Adamlar sonra diyecek ki size yazıklar olsun bize ne söyle Seyretmeyin abi filmi. Vallahi böyle bir film o. Bu numara canı sıkılmış yapmışlar ya. Bu ne bir şey olmuş. Senle ben şurada oturuyoruz ya, hadi kalk gidip çorbacıya gidelim bir film çekeceğiz konuşalım filmi gibi bir şey. Böyle bir şey olmuş. Yu artık yani. Ya. Evet bu sert çıkışından sonra konuya geçelim. Ee, şimdi Biraz sert çıktım. Biraz sert mi? oldu. Bir özür dile istersen. Kimden? Yani yapımcıdan ve oyuncudan. Ee, yok. Dinlemiyor musun? Şey. Ben buradan tek özür dileyeceğim bir tane adam var. Aslan Soykan. evet. <laughs> Aslan Soykan'a bu hareketleri hiç yakışmıyor. <laughs> Aslan Soykan olarak kalmalı. Nedet Alay'ı arar. <laughs> <laughs> bu işi çözer. Kral. Kral. Hiç yakışmadı bu sana. <laughs> bu işleri ayıkması lazım. Ayıkıyor <laughs> mu? Filmde çok konuşulan bir sahne var hmm. tabii ki. Ee, bir sevişme sahnesi söz konusu. Vallahi de. Evet. İzlemedin mi abi havalı vallahi de diyorsun ya. Bence bunlar nerede seviştik hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum ya? Bir tek kadını hatırlıyorum. Paus mu orada? Orada auu uh, diye bağırıyordu bir tane tamam şeyde. Işte, onu ödül aldı. O sahnesi mi? Hayır o sahne değil. O ödül aldı en iyi. O, değil o değil ne o ne değil, değil. O? değil. Coming Soon. <laughs> coming be soon. Kardeşim. Coming o soon ödül ya. aldı. <gülüyor> <gülüyor> A U. O U. U, değil, abi, u, u, u yani, ya o değil. Hangisi? O değil. Ee, diğer sahne. Fotoğrafı verelim Erkan bir. Çevişme fotoğrafı. Yok hayır. Ha. E, zaten genel planda fotoğrafı görüyoruz. Şu şu plan. İşte bu ödülü aldı. Tamam ödül aldı. Sonraki işte, sonrasıyla. O, o ödülden sonra. O sahne. Ödülü kutluyorlar burada. Ödülü kutlama. Evet. Ödül de ee... şey. Önemli bir ödül. <laughs> evet, önemli. <laughs> bu sahneyi sormuşlar. Evet. Beren zaten. Tamam. O ne demiş? Bizim için dans ettiğimiz sahneyi hazırlanmaktan. Soru ne sormuşlar ama? E, soru şu. Hani o o soruyu tam bilmiyorum ama o sahne hakkında konuşmuş. Şöyle nasıl hazırlandınız? E, nasıl çektiniz gibi o sahneyi bir soru. Tamam, ben sana sorayım mı sor soruyu? Bunlar ne sormuşlar biliyor musun ben zaten? Sevişme sahnesini zorlandım bu çekerken falan. Hani gibi bir sorudur. Gibi öyle var. bir şey. Evet. Bizim için dans ettiğimiz sahneyi hazırlanmaktan farklı değildi. Hı -hı. Tek seferde çektik. E tabi Zaten film tek seferde çekildiği için <laughs> sahneyi o tek seferde çekileceğini. Yani nasıl zor olabilir ki sevişmesi? Filmi komple tek sahne. Bir celsede çekmişler filmi. Yani filmin Tekrar hata... Tekrar yok değil mi film? Yok. Günahıyla sebabıyla tek, çek, çek tek çekim. Şimdi bu öyle bir filmde tamam mı? tek kuranlık bir filmde tamam mı nasıl bu sevişme sahnesi hani <laughs> zor olur ki yani bana da versin ben de sevişirim ki hayvanlar gibi ne olacak ki pat pat <laughs> böyle bir film var abi ne olduğu belli değil yani sevişirsin of. tabii <laughs> bir de bunların ilk sevişmesi de değildir bu <laughs> filmde değil tabii diyor başka filmlerde tabii onu diyorum işte geç yani, geç, ben, ben onları anladım. hatırlamıyorum ben de yok o. ben izledim ben izlemedim ben, ben o zaman başka şeyler dedim. Hangi yıldaydı o? 2009 10 11 o civarlardı. Ben ben çıkardım. Aşkım memnun tabii. Ondan kasınıyor, evet. kastediyoruz Geçiyoruz. Alışıklar yani. Abi Kahve'de okey oynadın mı hiç? Ben oynadım. Kendi jenerasyonunda mı oynadın? Böyle yaşlı büyük. Yok, söyleyeyim abiler... nerede oynadım. Ben Fenerbahçe şey dedim. Çiftlik köye gittim. Nasıl gittiğimi söyleyeyim. İlk sezon şampiyon olduk 2000 yılında. Ben Antalya'da tatil yapıyorum. Beni bir yönetici oteline falan yolladı. Şampiyon olduk biz ilk sezon falan. Ben bilmiyorum ki falan şampiyon. Ben, ben anlamadım ki bu. Uyku gidiyor. uyumuyorum ya. Üçte meyve geliyor. Sabah kahvaltı geliyor. Bir hiçbir şey yapamadım. Ben dedim ben odada kalayım o zaman dedim yani. Ha o zaman oza gelmeyeyim. Acayip bir ilgi alaka falan. Çok böyle şey olduk tabii ki. çocukluk arkadaşım geldi. Hiç alışık olmadığımız şeyler. Musa Deniz'i aradı. Ya Gel, çeşmeye geleceksin dedi. Hocam çeşme nerede? Biz Antalya'dayız. Antalya Benim tatilde sen de her şey iptal et gel. Orada gittim. Birinin işte çiftlik köyde pırlanta falan filan orada sahil pırlantanın adı. Şey sahilin adı. Orada beni çalıştırıyordu böyle İbo'nun orası falan filan. Mustafa Hoca oturuyor. Biz Serkan Öztoy'la sprint atıyoruz kumda. Ben böyle tatilin <laughs> seveyim yani. Ne biçim tatilmiş bu yani. Birebir yaptırıyor bizi falan yani anladın mı? Ondan sonra e, orada çiftlik köyle tanıştım ben. Çiftlikköy'de okey falan kahve bu kadar cana yakın, buradan hepsi de senem olsun. köy şimdi tabi çok değiştirmişti de. Bizim orada yazımız vardı. Teyzem yazlıkta vefat edince hmm. annem bir daha gidemedi. Biz de... Bir de gide, biz de gidemedik. Öyle Valim, bir şey... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Acayip bir şey. Peki. Oralet. E, kahvede bulundun mu yancı gibi? Yancılık yok. yok. Yancılık yapmadım. Ben nasıl yapayım ki abi ya Fenerbahçe'de? Yok yok daha yok. mesela Almanya'da var mıydı köy? Almanya'da yok. Yapıldı. Yani kahve var tabii ki de hiç. Yani babamda hiç kahve yok, kültürü yok, kültürü yok. Ben de de, ben de, 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 de hiç olmadı otomatikman. Şimdi kahvede dayılar okuyor, oynuyor. Hı -hı. Ve izleyelim istersen gerisini. Yani daha bir şey söylemek istemiyorum. Hı, tamam. Evet. Bak. Ne oluyor? O. <laughs> oh! kaç yaşında dayılar? O oh! Gitti gözlük gitti. Vurdu ıstakayı. O, oh! <laughs> Öbür oturuyor. Baba karton kalkmadı. parçası gibi vuruyor. <laughs> Şapkalı dayı kalkmıyor. Ne? <laughs> <Şaf> <laughs> o da <nomada> değil. <laughs> Masa birbirine girdi dayı. Taş diziyor orada. Neyin kavgası? Bu Bu kavga Ta niye çıkmış? Abi dakika taş. Bir şey gösteriyor. Taş çalmış herhalde. Taş çalmaktan mı? Abi o yaşta da taş mı çalınır ya? Abi 70 yaşında adam taş çalıyorsa biz ne yapalım abi biz nasıl... <laughs> bir dizide 22 taş var elinde. <laughs> <laughs> Koltuğun, kolunun arasından mı çıktı taş? Neymiş bu? Taş çalmış abi. Kavga neyden çıkacak? Büyük ihtimalle taş çalmak. Tabii neyden olacak yani? Taş Oyunu çalmaktan. kazan... Oyun bitiyor burada. Yani ya bitiyor. bunun bir tanesi Fenerli bir tanesi Galatasaraylı'dır. Ondan ya da taş çalmıştır. Başka bir açıklaması var mı bunun kahvede bu yaştaki adamların? <laughs> öbür tayıya bak. Öbür... Dedelere bak. Kafasını tutuyor o da. Oh! Bir şey çok iyi bu burada, sağlam vuruyor ha. Burada çok sağlam vurdu. Ama bu tahta değil. Evet şey plastik, plastik ıstaka. Evet evet. Ta tahta eski, olsa eski zaten adam şey hastanede. Nasıl? Tabii. Bayılır. Ama biliyorsun yaşlı insanlar da çok tabii, tehlikeli. tabi tehlikeli. Çok tehlikeli ben sana söyleyeyim. Allah korusun yani Tabi. Bayağı bir yaş var. Evet. Hiç gerek yok. İnanılmaz şey abi yani. hiç gerek yok. Kavga etmeyin. Ne yaptı? Dışarıya mı vurdu bu dayı? Ne yaptı? Sürekli dışarıya vuruyorsa. Ha, evet. üstüne, Bir şey çıldırmış, çıldırmış o da yani. Çıldırmış yani. Öyle bir şey olmuş yani. Peki geçtik. Ya da taş dışarıya vurduktan sonra... Ha, nasıl? Bir selamın ne? aleyküm selam verdiyse... Öyle bir şey olur. Şey abi de çıldırmıştır. Evet. Abi şimdi sanayide bir usta... Hı hı. Arabanın sorununu belli ki tespit edememiş. Tamam. Ee, ve bakalım bulduğu yöntem neymiş? Lan! Bu ne oğlum? Araçtan gelen sesi bulmaya çalışıyormuş adam. Ya? O da zikzak çiziyor bir şeyler. He? Zikzak çiziyor bir şeyler. Baba bir, <laughs> bir daha atsana şunu ya. Vallahi sinirliyim. Ya sen neyi duyuyorsun oğlum onu? <laughs> Bak şimdi abi. Bu şimdi inanılmaz bir şey. Bir kere bu arkadaşımız, bu usta İşini çok seven diyorlar ya bu başka bir şey. Yani. Başka bir boyutu bu. Bu adam bu işinle yaşayan bir adam tamam Bu adam gerçekten efsane buna. Ödül mehran vermen lazım yani. İşini en çok seven insanı seçebilir bu dünyanın. Benim anladığım konu arabanın muhakkak motor bölümünde bir ses var. Tamam. Onu bulmak için şey motora söyleyeyim. girmiş tamam, tamam, mı? El frenini çekip <laughs> gaza yükler. Şoför ne abi? yapıyor birader <laughs> adamı öldürecek öldüreceğim mi? İ ileri gidip freni koyup adamı düşürmeye çalışıyor mu zaten? Zigzag yapıyor direksiyonu çeviriyor freni alıyor. Abi mesela atıyorum 100 metre böyle bir belli bir hızda git. Dinlesin adam Dinlesin adamı. Niye geri geri geliyorsun? Bizde biz de kafeydik. Adam, öyle bir şey var mı? Belki <laughs> Allah'ını seviyorsan motorun içinde diyorum sana adam. Sen ne diyorsun ki dinlesin. Neyi dinlesin? Bu şarkı mı dinliyor bu? Arabanın içinde motorun içinde duruyor adam. Ayaklar dışarıda. <laughs> kaputun içinde. Kaputun içinde <laughs> duruyor. Bu nasıl bir şey? Neyi dinleyebilir abi bunun içinde? <laughs> bir şey Orada birkaç tane ses var biliyor musun sen? <laughs> Her türlü abi Hakikaten inanılmaz. Motora yatmış adam. Motoru, ya. motoru yakmış. Kaputu açmışlar, motoru çalmışlar. Yatmış bu, yatmış. Motora yatmış. motoru, <laughs> yatmış. <laughs> Allah işte şifa şey ya. versin. Bu nasıl Ama inşallah öyle? bulmuştur. Salaha yatıp golü beklersin ya. Arka direkte. Bu, bu da, da öyle. Kaputta salaha yatmış. Ben bulurum bu sesi diyor. Bu nasıl bir konu? Böyle gidiyor, geri gidiyor. Ya ücrete yüzde on herhalde falan eklemiştir şu <laughs> hareketten sonra. Yüzde yirmi eklemiştir yani. Yok bunu eklemesine gerek yok. Ben bunu görsem ben kendim veririm. E, bahşişten verirsin. Tabii Bu, Arabi sesi bulamasa da veririm. Tabi tabi. Ben böyle verirsin. bir şey hayatımda görmedim. Böyle bir servis var mı ya? Bu neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi, oğlum ya? İnanılmaz ya. İnşallah bulmuştur. Ne diyeyim abi? Peki. <laughs> sen bize diyorsun ki 100 metre düz gitsin. Adam motorun içinde. Düşünsene <laughs> Almanya'da böyle bir şey yaptığını. <laughs> Deli sahnesine koyarlar mı? Kim? Seni direkt asanesi. aldı polisler. Değil mi? Direkt. Sen Ters, o, seni dinlemezler. Gömleği giyersin. <laughs> yani sen onları şundan tanısın ya. Ben mesleğimi çok seviyorum. İşte dinlemem lazım. Motorun içinde bir sıkıntı var. Onlar der ki gel. Anlatırsın. Gel ben. gel sen rahat Boş ol. Çok abi. uzun zaman olacak bunları anlatmaya diyecekler. En azından önünde bir tertemiz bir 10 yılın var senin. Gir abi tımarhanaya. Burada nereye? Motora mı yatıyorsun? Bagaja mı giriyorsun? atıyorsun. <laughs> ne istiyorsan at derler. Bu neymiş abi? Böyle bir şey var mı? <laughs> İnanılmaz. Bulmuş mu? Çok merak ediyorum. Onu çok merak ediyorum. İşte ya, izliyorsa bizi yazsın. Çok merak ettim yani. Bu, bu usta mı? Usta. Ustayı tanıyan varsa bize yazsın. Abi yalsın. ben size bu, bu usta her gün. Her gün aralıksız 5-6 saat motorda yatıyordur yani. Bunun yüzümüzü görme şansı yok. görme görüyoruz. şansı yok. Belki tanıyamam. tek şey motor yani. Motor Ta motor görür bu. Mo motordan bak kafayı kaldır. Kaldıramaz Kaldırmaz bu. Aynı fikirdeyim. Kaldır vurayım abi. Bitirelim ya, çek şeyi. Ben çek bunu yapayım. kaldırsam burada ne işim var bari <laughs> Nasıl kaldıracağım bunu sana? Kaldır bana. Ah be abi be. Olmadı mı? Neyse. Neyse ikimiz de yapamadık. Güzel güzel. güzel yeter mi? yeter. Güzel peki. Bitirdik. Haftaya tekrar. Be tekrar. Allah ömür verirse buradayız. Süper kapattın. Yani bir de üstüne dua okursan tam dini program gibi çıkarız bu programda. He? O da var. o da var. Nar tanelerine teker teker yerleştiren Allah seni de hangi gönlüne koyacağını iyi bilir deyip buradan yeter diyoruz. Yeter, <laughs> yeter diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.